Öncelikle bana abone olan ve olmaya çekinen ama izlemekten de geri durmayan bütün kardeşlerim. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin bıkmadan usanmadan izlemeniz sayesinde kanalım her geçen gün biraz daha hızlanarak büyüyor. Bir süredir kanal ile alakalı bazı düzenleme çalışmalarım vardı. Yavaş yavaş bu çalışmaların sonuna gelmeye başladık. Kanala ait bütün sayfaların baştan sona yenilemesini yaptım. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medyalarda da aktif olarak paylaşımlarım başlayacak. Daha öncesinde sadece Instagram'dan cevap verdiğim sorulara artık bütün mecralardan cevap vermeye başlayacağım. Bana bütün sosyal medya hesaplarınızdan Jin Otagi resmi olarak yazıp arattırdığınızda ulaşabilirsiniz. Sosyal medya kullanmayan kardeşlerimse mail adresim olan jinotagi@gmail.com adresinden de bana ulaşabilirler. Ayrıca kanalın hakkında kısmında yer alan bağlantılara tıklayarak rahatlıkla sayfalarımı ziyaret edebilirsiniz. Sizden ricam bütün sayfalarımı kullandığınız sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeniz. Son olarak bildirimler eğer size geç ulaşıyorsa mobil cihazınız üzerinden sağ üstte bulunan profil simgenize tıklayın. Ardından ayarlar yazan kısma tıklayın ve 7. sırada yer alan bildirimler sekmesine basın. Oradan kanal ayarları yazan yere bastıktan sonra Kanalımızı bularak yanında yer alan zile basıp tümünü seç derseniz kanala ait bütün bildirimler tarafınıza hızlıca ulaşacaktır. Bu videonun altına bırakacağım sabit yorumda da yeni intro ile alakalı düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum. Keyifli dinlemeler. Ölüm, insanın kıyısında dolaştığı ince bir çizginin ardındaki sonsuzluktur. İnsan yaşarken bu çizgiye defalarca yaklaşır. Ecel gelmişse geçer, istese de istemese de Size anlatacaklarım bu çizginin kıyısında dolaştığımız ve içimizden bazılarının bu çizgiyi istemese de geçmesini konu alan olaylar dizisidir. Ben Aram, fakirlikten bir gün sonrasını düşünerek hayatına devam etmeye çalışan bir aileye mensup olarak yetiştim. Çocukluğum sefalet içerisinde geçmişti. Bu olaylar olduğunda 22 yaşında falandım. Sevdiğim bir kız vardı o zamanlar. Unutamam. Hala aklıma geldikçe de burnumun direği sızlar. Ben ona, o bana sevdalıydı. Fakirlikten dolayı defalarca istesek de vermemişti ailesi. Hele o anası yok mu? Para dediğinde bile gözlerinin içi gülen bir kadındı. Kaçırmak istesem de buna imkanım olmadı. Anası, nereden bulmuşsa büyük şehirde yaşayan, sırf zengin diye kendinden büyük bir adama vermişti. Ne kadar dil döksek de fakirin yüzü gülmez derler ya bu hayatta. Benim de yüzüm gülmedi. O gün çok zengin olacağım diye yemin etmiştim. Bunu bu köylük yerde yapmam mümkün değildi. Burada ne uzar ne kısalırdı insan. Büyük şehre gitmeye ve orada çalışmaya karar vermiştim. Anama ve babama durumu anlattım. Başta üzülseler de durumumuz ortadaydı. Başka alternatifimiz de yoktu. Anam ve babamdan helallik alarak büyük şehre gitmek için yola çıktım. Askerlik dışında ilk kez dışarıya çıkıyordum. Cebimde Beni ancak birkaç hafta kadar idare ettirecek param vardı. Şehre iner inmez yapacağım ilk şey iş aramak olacaktı. O zamanlar seyahatler bu kadar hızlı ve kolay olmuyordu. Ertesi gün şehre varmıştım. Elimde valiz, sokak sokak gezmeye, eleman arayan yerler var mı diye bakmaya başladım. O gün akşama kadar dolanmama rağmen bir şey bulamamıştım. Önce bir otel ya da pansiyona giderek kalmayı düşündüm ama oraya vereceğim parayla bir gün daha fazla idare ederim diye mevsimin yaz olmasında fırsat bildim. Ve şehrin büyük bir parkında o geceyi bankta yatarak geçirdim. Sabah güneş doğar doğmaz uyanmıştım. Parkta olan çeşmeden yüzümü ve gözümü yıkadım. Sokak sokak dolanmaya başladım yine. Sokağın birinden çıktığım sırada karşı kaldırımda tezgahını yeni açan bir simitçiyi gördüm. Karnımı doyurmam gerekiyordu ve benim için gayet ucuz bir yoldu bu. Karşı kaldırıma geçerek iki simit aldım. Adam elimde olan valizden mi, suratımda olan gariplikten mi anladı bilmiyorum. Bana şehre yeni mi geldin diyerek sorduğunda fakirlikten göç ettiğimi, iş bulma umuduyla geldiğimi anlattım. Halime acımış olsa gerek hammallık falan yapar mısın diye sorduğumda Allah yaparım diyerek kısaca cevapladım onu. Bekle kardeşim, ben sana ayarlayacağım. Sen şöyle duvarın dibine çök, karnını doyur hele. Allah razı olsun diyerek birkaç metre geride olan duvarın oraya çöktüm ve aç karnımı doyurmaya başladım. Köylük yerde olmazdı simit falan. Askerde görmüştüm ilk kez simidi. Ben son simidi de bitirdiğimde simitçi de tezgahın yönünü döndürerek bana seslendi. Hemen yerimden kalkarak simitçinin yanına geçtim. Gel hele kardeşim. Buradaki işim bitti. Kahvehanelerin oraya geçeceğim. Seni de orada biriyle tanıştıracağım. Anlaşırsanız o yardım eder sana. Daha iyi bir iş bulana kadar da idare eder seni. Allah razı olsun. Hakkını nasıl öderim? Bana hak borcun falan yok. Ben de senin gibi elimde bir valiz, birkaç kuruşla gelmiştim buraya. Yokluk nedir anlarım. Kendini biraz toparlayınca başka işler tutarsın. Bana kimse yol göstermedi. Çok kazık yedim bu kahpe şehirde. Benim yaşadıklarımı başkası yaşasın istemem dedi. Ara ara süren muhabbetler eşliğinde kahvehanelerin oraya geldik. Çaycıya seslenerek iki çay istedi. Tezgahın başında çaylarımızı içerken ileriden gelen baba yiğit bir adamı gösterdi. Bu sana yardım edecek adamdır. İçinde kötülük yoktur dedi ve Melik diye seslendi. Adam kafasını kaldırarak bize doğru bakmaya başlayınca simitçi eliyle gel işareti yaptı. O iri yarı adam hızlı adımlarla bize doğru gelmeye başladı. Adam yanımıza geldiğinde kucaklaştılar. Kucaklaşma bitince simitçi beni göstererek bu kardeşimiz yeni gelmiş. Ne kalacak yeri ne de işi var. Bu işi halletsen halletsen sen halledersin diye düşündüm. Adam bana doğru başını çevirdi ve elini uzatarak hoş gelmişsin dedi. Ben de elimi uzatıp hoş buldum diyerek tokalaştım. Ardından simitçiye dönerek bana da adam lazımdı İyi oldu bu deyince çok mutlu olmuştum. Melik kardeşimize simit falan verdim mi? Doyuraydı karnını. Garibin halinden anlarım Melik. Sen merak etme. Öğlene kadar tutar yedikleri onu. Simitçi bunu söylediğinde adam bana baktı. Ben de evet dercesine başımla onayladım onu. Ee, ne duruyoruz? O halde iş bizi bekler dedi. Simitçiye yeniden dua ettim ve vedalaşarak yanından ayrıldım. Melik'le beraber çalışmak için gideceğimiz yere yürümeye başladık. Yürürken nerelisin, ne iş yaptın şimdiye dek gibi tanıma çabalı muhabbetler geçti aramızda. Melik inşaatta amelilik yapıyormuş. Çimento tuğla gibi şeyleri boşaltarak iş bitiminde parasını alıyormuş. Ben de onunla beraber hammallık yapacaktım. Nerede kaldığını sorduğumda ise inşaatlarda geceleri kimse olmadığını, hem bekçilik yaptığını hem de başını sokacak bir yer olduğunu söyledi. Kalacak yer problemi şartları zorlu da olsa çözülmüştü. Melikle uzun yürüyüşümüzün ardından bugün bu inşaatta çalışacağız deyip parmağıyla işaret etmesiyle nihayet vardığımızı anlamıştım. Melik orada olanları tanıyordu. Bizimle beraber hammanlık için gelen birkaç kişi daha vardı. Melik bana dönerek bekle burada dedi ve inşaatın arka tarafında olan bir barakaya gitti. Çok geçmeden de İki tane çuvalla geri geldi. Bunları ne yapacağız diye sorduğumda bunların uç kısımlarını kafamıza geçireceğiz. Bu sayede hem üzerimiz kirlenmeyecek hem de saçımız ve boynumuza toz dolmayacak. Melik, çuvalların kapalı olan yerlerinin bir kısmını içeriye doğru ittirerek düzeltti ve şapka halini aldırdı. Ben de çantamı kenara bırakarak o nasıl taktıysa kafama aynı şekilde geçirdim. Bir iki dakika henüz geçmemişti ki oldukça büyük bir tır inşaatın kapısına yanaştı. Toplasan altı kişiydik. Bu nasıl biterdi o an hiçbir fikrim yoktu. İki kişi kamyonun üzerine çıktı. Sonra yorulan sırasıyla yerini değiştirecekti. Melik, şu an yorgun değiliz. O yüzden önce üst katlara çıkarıp bırakalım. Daha sonra yavaş yavaş alt katlara iner, işimizi kolaylarız dedi ve ilk çimento torbasını aldı. Daha sonra sırasıyla alarak onu takip etmeye başladık. İlk başlarda çok hissetmesem de ilerledikçe yorulduğumu anlar olmuştum. En çok çimento üst katlara gerektiğinden diğer katlarda işimiz daha kolay olacaktı. Çimento işi bittiğinde kamyonun geri kalanının tuğla olduğunu gördüğümde yaşadığım sevinci anlatamam. Tuğlayı kamyonun üstünden diğer katlarda olan arkadaşlarımıza atarak ya da onların atması bu şekilde dizmek ve taşımak daha kolaydı. Öğlen saatlerine doğru işin büyük kısmı bitmişti. Melik, bizimle çalışan diğer gençlerden birine para vererek yiyecek içecek bir şeyler almasını söyledi. O genç gittiğinde biz de kaldığımız yerden işe devam ettik. Melik, sokağın başında olan genci görünce yemek paydosu verdi hepimize. Hayatımda bir yemek arasına bu kadar sevineceğim gelmezdi aklıma. Giriş katında olan, diğerlerine göre etrafı daha korunaklı olan o da gibi bir yere geçtik. Herkes taşıdığı tuğlalardan ikişer tane altını alarak oturdu. Yere serilen gazete üzerine ekmek, domates, salata, kaşar, helva, zeytin, biber ve üzüm. İçecek olaraksa kolayla su verdi. O gün o sofrada yediğim şeyler en tatlı yemekten bile daha tatlı gelmişti. Tarla işlerinde çalışırken de böyle olurdu ama kendi işimizdi. Ve yorulunca mola verme şansımız daha fazlaydı. Herkes karnını bir güzel doyurdu. Sadece birkaç zeytin tanesi kalmıştı onca şeyden. Karnımızı doyurduktan sonra biraz dinlendik ve geri kalan işleri bitirmek için çalışmaya koyulduk. İkinci saatlerinde bütün işimiz bitmişti. İnşaatta çalışan işçiler ve işin sahibi de yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. İşçiler yarın yapacakları işleri hazırlamak için gelmişlerdi, patron ise paramızı vermek için. Melik, Patronun yanına giderek paralarımızı alıp geri geldi. İçerisinden yemeğimize verdiği parayı aldıktan sonra hepimize eşit şekilde böldü. İlk kez kendi paramı kazanmış olmanın vermiş olduğu haklı gururla herkese çay ısmarlamayı teklif ettim ve muhabbet ede ede kahvehaneye doğru yürümeye başladık. Çaylarımızı içerken o sıcak çayın hararetimi almaya başlaması beni oldukça rahatlatmıştı. Yarın çok daha büyük bir iş olduğunu söyledi Melik ve o gün gün doğar doğmaz verdiği adrese gelmelerini söyledi. Herkes sözleştikten sonra vedalaşarak yanımızdan kalktı. Biz de Melik'le beraber birer çay daha söyleyerek içtik. Hava iyice kararmaya başlayınca, haydi işçiler paydos etmeden gidelim inşaata. Olur. Ben parasını vereyim çayların, çıkalım. Hesap çoktan verildi. Nasıl verildi? Kahveciye seslenerek eliyle görüşürüz işareti yaptı. Ve oradan kalkarak yürümeye başladı. İyi de, ben davet ettim sizi buraya. Parasını vermeden kalkıyoruz şimdi. Orası benim sürekli geldiğim mekandır. Sen ilk paranı kazandın, mertlikle bizi getirdin ama sana hesap ödetmek hele ki ilk günden olmaz dedi gülümseyerek. Yoldan kalacağımız yere giderken sabaha ve geceye bir şeyler almak icap eder. Sana güzel bir melemen yapayım da gözlerinin feri yerine gelsin dedi Melik ve küçük bir bakkala girdik. Orada gene hesap ödetmedi ve oradan alacaklarımızı aldıktan sonra inşaata vardık. İşçiler eşyalarını yeni topluyorlardı. Melik hepsine selam verdi ve beni tanıştırdı. Ardından da kalacağımız barakaya geçtik. Çok şahane sayılmazdı ama şu an daha iyisini arayacak lüksüm de yoktu. Dün gece banklarda yattım. Şimdi en azından üzerimde bir çatı vardı. Buna da çok şükür diye düşünüyordum. Melik bana yatacağım yeri hazırladı ve sırayla inşaatta tur atmamız gerektiğinden bahsetti. Gece saat 9'a kadar böyle yaptığını, ardından da gece lambasını açık bırakarak yattığından ötürü sıkıntı olmadığını, gece de ara sıra uyanarak kontrol ettiğini, eğer ben de uyanırsam bir çıkıp dolanmamı, inşaat içerisinde öksürmemi, konuşmamı falan istedi. Ben de olur. Uykum zaten hafiftir diyerek onu onayladım. Saat 9'a kadar sırayla ki o yemek yaptığından daha çok ben çıkarak inşaat içerisinde turladım ve ne derse yaptım. Son turu da tamamlayarak döndüğümde yemek hazır olmuştu. İkimiz de güneydoğu kökenliydik. O yüzden acısı bol ama bir o kadar da lezzetli bir melemen olmuştu. Anam bile böylesini yapmamıştı şimdiye dek. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Garibanlık insana öğretiyor. Zamanla sen de benim gibi bir sürü şey yapmayı öğreneceksin. Ama sana en büyük tavsiyem ne olursa olsun kimseye ezdirme kendini. Hakkını alana kadar diren ve kimseye iyice tanımadan güvenme. Burası büyük şehir. İyisi de kötüsü de çok fazladır ve kim nedir ayırt etmek emin ol ki çok güçtür. Bu muhabbetler ile melemenin tavasının dibini sıyırmıştık. Ben inşaatta son bir tur yapmak için dışarıya çıkıp dolandım. Geri geldiğimde Melik gece lambasını yakarak çoktan yatağına uzanmıştı. Ben de o yorgunlukla yumdum gözlerimi. Gece birkaç kez uyanıp etrafı kontrol ederek geri yatağıma döndüm. Sabah beş gibi Melik'in seslenmesiyle uyandım. Çay koymuş, sofrayı hazırlıyordu. Bir güzel kahvaltımızı yaptık, ardından da bugün çalışacağımız yere gitmek için yola çıktık. O da bize yakın olan bir inşaattı. Günlerimiz böyle böyle geçmeye devam ediyordu yakın zamanda baya bir para toplamıştım. Neticede kalacak yer ve diğer şeylere masraf değil, sadece yiyeceğimiz şeylere para harcıyordum. Ara sıra Melik'in tanıdığı bir bakkaldan bizim köyün muhtarını arıyor, onun telefonuyla ailemle görüşüyordum. Kış ayına kadar baya bir para biriktirmiştim. Bayram zamanı geldiği için ailemin yanına gitmeye karar verdim. Hem de kazandıklarımdan onlara verecek, sıkıntılarını hafifletecektim. Anam ve babam beni gördüğünde bayağı sevinmişlerdi. Kazandığımdan çok az bir tutar alarak gerisini onlara bıraktım. Kendilerine hayvan almalarına ve kışın geçinmelerine fazlasıyla yeterdi bu tutar. Bayramdan sonra yeniden büyük şehre geçtim. Artık kış ayı olduğu için inşaatların işleri azalmış, kış için olan yakacak işleri başlamıştı. Gelen yakacakları boşaltır, nereye gidecekse küçük kamyonetlere doldurarak yakacak alanların kapılarına kadar götürür boşaltırdık. Boş kaldığımız zamanlarda da hallere gider orada çalışırdık. Artık kış ayları olduğundan yazın gelen hammalların çoğusu geri döndüğü için kazancımız daha da iyi olmaya başlamıştı. Melik ve birkaç arkadaşıyla da eski bir ev tutmuştuk. Akşamdan akşama sobamızı yakar, bir gözle yatar uyurduk. Kış bitip de bahara girdiğimizde gene inşaatlara başlamıştık. İşte Tam da o zamanlarda başlamıştı. Ölüm ile olan bağımız. Herkes birbirinin en iyi dostu olmuş, her şeyi konuşur eder olmuştuk. İnşaatlarda çalıştığımız bir gün bizimle çalışan arkadaşlarımızdan birinin bir yakını memleketten gelmişti. Hareketleri biraz garip ve telaşlıydı. Başlarda derdi nedir anlamamıştık ama birkaç gün sonra işin olmadığı bir gün evde otururken cebinden çıkardığı birkaç parayı gördüğümüzde derdi nedir anlamıştık? Paralar elden ele dolaşmaya başladı. Bana geldiğinde dikkatli olarak incelemeye başladım. Bu bayağı eski olan, bakır, altın karışımı bir paraydı. Herkes şaşkın şaşkın birbirine bakarken o anlatmaya başladı. Buraya gelmeden evvel, dağda dolaşırken mağara gibi bir yerin yakınlarında bulduğunu. Mağaranın çok büyük olduğunu bu yüzden de giremediğini ama devamının da olup olmadığını bilmediğini köylük yerde de duyulursa sıkıntı olacağından buraya getirerek baktırmak istediğinden bahsetti. Melik, ben bu işten anlayan birkaç kişiyi tanıyorum. Onlara gösterelim. Eğer bu işten iyi bir şey çıkacağını söylerlerse ona göre ne yapacağına bakarsın dedi ve biz de merakla hazırlanmaya başladık. Daha evvel gidip gelmediğimiz bir yere götürdü bizi. Burası Altıncılar Çarşısı diye geçen bir yermiş. Kapısından içeriye girmeden dışarısından görünce anlamıştık bunu. Melik bize beklememizi, bu kadar kalabalık gidersek dikkat çekeceğimizi söyleyerek yanımızdan ayrıldı ve çarşının içerisine girdi. Biz de dışarıda etrafı seyrederek onu beklemeye başladık. 10 dakika kadar anca olmuştur. Hızlı adımlarla yanımıza geldiğini gördük. Yüzünde öyle bir bakış vardı ki tarifi imkansız. Yanımıza geldiğinde ne olduğunu dayanamayarak sorduk. Burada değil. Hele yürüyün. İleride konuşuruz diyerek yürümeye başladı. Biz de ardından yürümeye başladık. İnsanlardan bayağı bir uzaklaştık. Daha sonra büyükçe bir parktan içeriye girdik. İyice ıssız olduğundan emin olunca elini cebine atarak bir tomar para çıkardı. Bu hepimizin toplamda 3 ayda kazandığı paradan bile fazlaydı. Bu ne Melik? Adamın yanına gittiğimde 5 tane paradan sadece ikisini çıkararak gösterdim ve durumu anlattım. O ise o iki paraya bunların hepsini verdi. Diğerlerini neden vermedin? Öyle olmaz. Adam daha fazla olduğunu bilirse bu kadarını vermezdi. Ben sadece değerini anlamak için öyle yaptım. O da ne kadar değerli olduğunu anlamamı sağladı. Bu paradan ne kadar varsa almak istiyorum dedi. Ben de, ben de iki tane, arkadaşım da üç tane var. Ama dahası var mı? Bakmamız lazım dedim. Adamın gözlerini görmeniz lazımdı. Eğer bunlardan çok varsa şehrin yarısını aldırırım size. Ne yapıp edin devamını getirin dedi. O an elinde olan bir tomar parayı altın paraların sahibi olan arkadaşı uzattı. Al, hayrını gör, güle güle harca diyerek. O ise önce parayı alıp bir güzel saydı. Ardından da hepimize eşit bölerek geri dağıttı. Bunda sizin de payınız var. Tek yemek bana düşmez dedi. Paraları bölüştükten sonra oradan çıkıp bir lokantaya gittik. Uzun zamandır yemediğimiz yemeklerden yiyerek bir güzel kutlama yaptık. Karnımızı doyurduktan sonra oradan ayrılarak bir şeyler alıp eve geçtik. Şimdi ne yapacağımızı konuşmaya gelmişti sıra kimse duymaz, rahat rahat kafa yorabilirdik. Herkesin ağzından ayrı ayrı fikirler çıksa da hepsinin ana teması arkadaşın bulduğu yere giderek gerisini çıkarmak üzerineydi. Hepimiz gitmek istediğimizden köylülere görünmeden nasıl gideriz, nasıl yaparız diye planlar yapmaya başlamıştık. Kafamızda az da olsa bir şeyler şekillendirmeyi başarmıştık ama nasıl arayacaktık? Mağarada olduğu kesin bile değildi. Belki uzun zaman önce çıkarmışlardı ve giderken düşürmüşlerdi. Bunu bilmemiz mümkün değildi. İyi de ne kaybederiz? Zaten üç aylık kazancımızı verdi adam bize. Gider bakarız, bir şey yoksa çıkar geri gelir, kalan hayatımıza devam ederiz. Melik haklıydı. Peki Melik, yerini nasıl bulacağız? Ben bundan birkaç sene evvel birinin elinde olan bir makine görmüştüm. İlk kez gördüğümden de şekli bayağı garip gelmişti. Dayanamayarak adamın yanına gittim ve elinde olan bu garip şey nedir, ne işe yarar diye sordum. Adına dedektör denen bir aletmiş. Altın ya da başka şeyleri ararken kullanılırmış. O günlerde meraktan etrafta sorup soruşturmuştum. Bunların takıldıkları kahvehaneler varmış. Onlardan birine gidersek ne nedir, ne değildir anlamış olur. Birinin elinde olan aleti alır, ya da yardıma gelirse paramızı bölüşürüz. Mantıklıydı. O anki şevk ve heyecanla zor uyuyabilmiştik. Eminim ki herkes yatmadan evvel ne hayaller kurmuştur. Ben de çok hayaller kurdum, yalan yok. Sabah kahvaltı ederek evden çıkıp Melik'in dediği kahvelere doğru gitmeye başladık. Bizim çevremizden bayağı uzaktı. Rahat bir saat falan yürümüştük. Normal kahvehanelerden farklı bir yer değildi. En ve tek belirgin özelliği herkesin, ben burada bunu gördüm, böyle kazdım, şöyle oldu. Şurada bu var diyorlar gibi ortak konuşmalardı. Öğlen saatlerine kadar orada oturduk ama gelen gidenlerin hiçbirine konuşmaya yanaşamadık. Kimsenin suratında güven veren bir tip yoktu. Oradan ayrıldık ve diğer kahveye geçmek için yürümeye başladık. Diğer kahveye varmak üzereydik ki Melik bir anda durdu ve ne oldu diye baktığımızda o makine bunlara çok benziyordu dedi. Kafamızı baktığı yöne çevirdiğimizde ise şimdilerde bayağı bir popüler olan, küçük bir dükkanı olan dedektörcüydü. Hadi ne duruyoruz gidip soralım. Hep beraber dükkandan içeriye girdik ve etrafımıza bakınmaya başladık. Kırklı yaşlarda olan dükkanın sahibi meraklı bakışlarımızdan anlamış olacak ki birkaç saniye sonra yanımızda bitti. Melik içerimizde en iyi konuşan insandı. Ne zaman laf birliği yapmamız gereken bir an olursa konuşmayı ona bırakırdık. Melik adama buradan geçerken gördüğümüzü ve ne olduklarını merak ettiğimizi bu yüzden de geldiğimizi söyledi. Adamsa makinelerin yanlarına giderek hepsini detaylıca anlatmaya başladı.